Aa, ben geldim. Çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Seni, Yalçın'ı, Nurçin'i, Gülçin'i, Narçın'ı, bir de Elmar'ı. Aha, bir de Kakule'yi. Ah, amma da uçtum. Sabah sabah bu uçuş iyi geldi. Sabah sporu çok faydalı bir şey canım. Yapanın kasları açılıyor, zihni açılıyor. Laf aramızda çenesi bile açılıyor. Şey, iştahı da açılıyor galiba. Ah, çok acıktım. Ay, çok acıktım. Çok, çok, çok acıktım. Çok, çok. Ben kremasını boyuyorum. Ben kremayı çoktan boyadım. Şimdi de kaseyi boyuyorum. Bakayım sen ne renk boyadın. Pembeye mi boyadın? Güzel olmuş. Evet, pembe. Çilekli krema. Bakayım. Seninki de muzlu krema olmuş. İşte bitti. Benimki muzlu pasta oldu. Ama seninki daha güzel olmuş. Seninki de güzel olmuş. Hadi gel, resimlerimizi panoya asalım. Hadi asalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasıl, güzel olmuş mu? Benimki çilek kremalı, Gülçin'inki de muz kremalı. Nasıl? Pasta süslemek çok eğlenceli olmalı. Bence yemek daha eğlenceli. Çilekli pasta mı, muzlu pasta mı yemek istersin? İkisinden de yemek isterdim. Nurçin, ya sen hangisini seversin? Nurçin. 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 Ay. Yemek yapmak istiyorum. Nereye? Daha yeni gelmiştin oysa. Bakalım Nurçin neler yapacak. Arkadaşlar, ben meyveleri boyamayı çok severim. Ben de sebzeleri. Ispanak, pırasa. Pırasa neydi yahu? Ben havuçları boyamayı severim. Bütün havuçları boyarım. Bütün portakalları, mandalinaları da boyarım. Ispanak, pırasa. Pırasa neydi yahu? O da bir şey mi? Domatesleri boya, elmaları boya, narları boya, çilekleri, vişneleri boya, boya, boya. Ama en güzel görünen meyveler onlardır. Bir boyarım, görenlerin ağzı sulanır. Hele bir tanesi var ki su gibi su. Karpuz. Evet. Karpuz. Hey, buldum. Ben de karpuzun dışını boyarım. Ispanak, karpuz. Bir tane daha vardı. Neydi ya? Uf, unuttum. Unutkanlık çok güzel iş ya. Muz, armut, ayva, şeftalinin bir kısmı, kayısılar, bazı üzümler, mandalina'nın bir kısmı, portakalın bir kısmı, limonlar, ekşisi, tatlısı, hepsini boyarım. Varsa başka bir şey getirin, hepsini boyayayım. Birlikte yanlışırız. Ne çok işler yaptık seninle. Mandalinalar, portakallar, ne çok çocuk büyüdüler. Şimdi o çocuklar kocaman oldular. Belki onların da çocukları olmuştur. Onlar da mandalina yer, portakal yer, elma yer, armut yer, ayva yer, yer de yer. Meyve yemek ne güzeldir, faydalıdır. Ah eski dostuma, seninle ne çok faydalı iş yaptık. Hatırlıyor musunuz? Ben hepsini severim. Hadi çınar altına. Orada yine bir şeyler oluyor. Nurçin buraya doğru hızlı adımlarla geliyor. Ne oldu acaba? Şimdi bağırır. Elmar! Elmar! Ay, evde de yoktu. Nerede acaba? Ne yapıyorsun sen bakayım? Sen burada mıydın? Merhaba Kakule. Merhaba Nurçin. Ben hep buradayım. Elmar nerede? Herkes de şu Elmar arıyor. Ne var şu Elmar'da? Kimse beni aramıyor, sormuyor. Hem sen ne yapacaksın Elmar'ı?
istiyorum. Elmer'dan yardım isteyecektim. Pasta mı? Aa, hadi yapsana. Bugün de canım pasta istiyordu. Hadi hadi hadi. Bunun için niye Elmer'i bekliyorsun ki? Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Tek başıma yapamam. Ben de bilmiyorum. Bak aklıma ne geldi. Boş ver pastayı. Çok daha kolay ve lezzetli bir tarif biliyorum. Ben söylerim, sen de yaparsın. Sonra da oturur bir güzel yeriz. Bilmem ki. Elmer'ı beklesek daha iyi olmaz mı? Sen bilirsin ama Elmer çok gecikebilir. Peki nasıl bir yemek bu? Bu bir patates yemeği. Teyze papağan bütün bayramlarda yapardı. Şimdi şurada bir yerde Elmer'ın sabah hazırladığı patatesler olacaktı. Bir bakayım. Evet buldum. Peki bunlarla ne yapacağım? Onlar yetmez. Biraz daha patates koymalısın. Bir zamanlar kabukların tadına bakmıştım. Hiç de lezzetli değildi. Ama bu hiç eğlenceli değil ki. Daha eğlenceli kısmına gelmedik. Eğlenceli kısım şimdi başlıyor. Şimdi o patatesini ez. Ne yapayım? Ezmek mi? Ama nasıl? Hop! Al bir çatal eline, ez. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Eğer bir mutfağım olsaydı, içinde patates ezmek için de bir alet bulunurdu. Mutfakta neler vardır? Tencere, tabak, tavanoz, kaşığı, çaydanlık, tabak, çanta, tepsi, bardak, bulaşık makinesi, kepçe, mutfak robotu, tuzluk, fincan, kesme tatlısı, süzgeç, makineli. Fırın. Yemek pişirmeye yarayan mutfak aletidir. Buzdolabı. Yiyeceklerin uzun süre saklanmasını sağlar ve onları taze tutar. Tencere. Tencere içinde yemek pişirilen çukur bir kaptır. Anneniz olmadan mutfaktaki eşyaları sakın karıştırmayın, tamam mı? Başınıza çok tehlikeli kazalar gelebilir. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi kaba elini al. Ve iyice salla. Salla. Böyle yapıldığından emin misin? Elbette ki eminim. Devam et. İyice karışması lazım. İyice karıştır. Salla. Şimdi ne yapacağım? Sorun şu ki, gerisinin nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ne? Nasıl? Ama bilmiyor musun? Peki ben şimdi bununla ne yapacağım? Üzülme canım. Böyle de yeriz. Ya böyle yenir mi hiç? Ama sen hem inanamıyorum sana hem bilmiyorsun madem. Ne diye bana yaptırıyorsun? Ne olmuş burada? Elmer da geldi. Biz de Nurçin'le senin için öğle yemeği hazırlıyorduk. Ne kadar da düşüncelisiniz. Elmer, Kakule bundan sonra ne yapacağını bilmiyor. Sen biliyor musun? Bir bakalım. İçinde biraz patates, biraz un, birazcık da tuz var. Tamamen bitkisel. Lütfen bitince beni uyandırın. Bitkisel mi? O da ne demek? Yani bitkilerden elde edilen besin demek. Bunu bilse tarçın bilir. Bazı besinler bitkilerden, bazı besinler de hayvanlardan elde ediliyor. Bunlar hangileridir biliyor musun?
bir incele. Başka neler var bulabilecek misin? Çabucak büyüyebilmemiz için hem hayvansal hem de bitkisel besinlerden yeterince yemeliyiz. Ben genellikle bitkisel gıdaları boyamayı severim. Ispanak, pırasa, semizotu, maydanoz, ay bir de nane, dereotu, marul, kıvırcık, karpuzun dışı. Vay be, bir kere de hepsini hatırladım. Aferin sana, ben hiç unutmam. Bütün tütleri boyalım, yumurtaları da boyalım, yoğurtları da. Bir de kaymaklı dondurmayı boyalım. Yani ben daha çok hayvansal besinleri boyalım. La 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 la. Dondurmam süt kaymaklı. Yiyin bakalım ne tatlı. Ala kaymaklı dondurmam. Yok mu tadına bakan? Ala vişneli dondurmam. La 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 la. Elmer, patates kurabiyesi yapmak çok iyi bir fikir. Teşekkür ederim Nurçin. Güzel olacak. Hey, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Yalçın. Çıkmıyor bu. Merhaba Yalçın. Bak patates kurabiyesi yapıyoruz. Kolay görünüyor. Ben de yardım edebilir miyim? Ay evet, çok iyi olur. Bunları kümesten topladım. Teşekkür ederim Yalçın. Ben de bugün yumurtaları toplamak için uğrayacaktım ama vakit bulamadım. Onları getirmen çok iyi oldu. Horoz'la da biraz sohbet ettik. Yumurta hiç sevmiyorum. Hiç mi? Ne yapayım, kokusuna dayanamıyorum. Ne kadar yazık. Oysa yumurta çok faydalı bir besin. Zavallı tavuk arkadaşlarım. Onları yumurtlayabilmek için ne sıkıntılar çekiyorlar. Hepsini aynı boyda, aynı şekilde, hiç değiştirmeden nasıl da yumurtlarlar, hep şaşırırım. Bir tohum filizlenir, serpilir, çiçek açar. Darı ve mısır yeriz. Ama vücudumuzun neresinde böyle kabuk yapacak makine var sizce? Bak 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 bak. Bizim vazifemiz sizin için yumurta yapmak. Biz her gün yumurta yapmazsak çocuklar yumurta yiyemez. Yumurta yemezse sağlıklı olamaz. Bak 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 bak. Hiçbir tavuk arkadaşım canım istemiyor, bugün yumurtlamayacağım demez. Değil mi kızlar? Bak 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 bak. Mesela Sema, Ali o gün yumurta yemedi diye kızmam. Yarın yumurtlamam demem ya. Bak 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 bak. Siz hiç üçgen, daire veya kare şeklinde yumurta gördünüz mü? Ben görmedim. Çünkü yumurtaların hepsi aynı şekilde olur. Ve bu güzel kurabiyeleri fırına sürüp hemen giriyorum. Şimdiden çok güzel görünüyor. Çok görüyorum. Güzel kurabiyeler. Kurabiye yiyeceğiz, kurabiye yiyeceğiz, kurabiye yiyeceğiz, kurabiye yiyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Nurçin çok güzel kurabiyeler yaptı. Hani nerede? Orada değil tabii ki. Şu anda fırındalar. Birazdan pişmiş olacaklar. Çok eğlenceli olmalı. Bizi neden çağırmadınız? Aslında benim için de sürpriz oldu. Elmer, eşyalarını senden izin almadan kullandığım için özür dilerim.
Bir dahaki sefere haberim olursa sana daha çok yardımcı olabilirim Nurçin. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Biz de bir şeyler yapalım. Peki limonata yapmaya ne dersiniz? Evet, kurabiyeler de çok güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bardak limonata yapalım. Yine beni saymadılar. Yanlış anlamıyorum değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bugün için 5'ten sonrasını saymayı bilmiyor galiba. Yine beni saymadı. 1, 2, 3, 4, 5. Çınar altına. Orada yine bir şeyler oluyor. Patatesleri önce soydum. Sonra onları içine koydum kabın. İçine biraz tuz, biraz da un koydum. Ay onlar her tarafa dağıldı. Yemek yapmak ne kadar zormuş. Bir daha hiç yapamam sanırım. Wow, pişmişler. Mis gibi kokuyor. Tarif ederken o kadar yoruldum. Ben zahmeti çekeyim, onlar yesin. Yok canım, neredeymiş o kadar bolluk? Bana limonata vermezsiniz ha. İşte limonatalar geldi. Limonatalarımız geldiğine göre kurabiyelerimizi yiyebiliriz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür eder. Teşekkürler. Nurçin. Yaptığın şu güzel kurabiyelerin artık tadına bakabiliriz. Bakalım sevecek misiniz? Ne arıyorsun Nurçin? Kurabiyeleri buraya koymuştum ama yok şimdi. Bulamıyorum. Kakule, yoksa bütün kurabiyeleri sen mi yedin? Nurçin, ne oldu? Kurabiyeler nerede? Limonatalar bitmek üzere. Kakule hepsini yemiş. Ne? Benden habersiz değil mi? İyi yaptım. Hepsini yedim. Zaten tarifini de ben verdim. Bir dahaki sefere tarif de vermeyeceğim. Hayvansal besinler yiyin, bitkisel besinler yiyin, et yiyin, meyve yiyin, sebze yiyin, yoğurt yiyin, süt için, bal yiyin. Ama sakın dişlerinizi fırçalamayı unutmayın, tamam mı? Hoşça kalın çocuklar, yarın yine görüşeceğiz. Çıkar ve meraklanır çocuklar. Bir doğum filizlenir, serpilir çiçek açar. Sırlar açığa çıkar ve